Soruyorum. Set 8. Kimyasal reaksiyon tankı. Kimyasal reaksiyon tank sistemine ait aşağıdaki şartları sağlayacak PLC programını yazıp set üzerinde gerekli bağlantı kurarak sistemi çalıştırınız. Problem 1. A. Başlangıç koşullarında S2 ve S1 sıvı seviye sensörleri ile T termik sensör ve P basınç sensörü sıfırdır. B. Start butonuna basıldığında V1 valfi açma yapacak ve sıvı seviyesi önce S2 sensörünü 1, sonra S1 sensörünü 1 yapacak ve duracaktır. C. S1 sensörü 1 olduktan 3 saniye sonra M1 mikser motoru tankı karıştırmaya başlayacaktır. M1 motoru sıvı alt seviyeye düştüğünde ise duracaktır. D. M1 mikser motoru çalıştıktan 2 saniye sonra G alt jeneratörü çalışacak ve tank ısıtması başlayacaktır. E. T termik sensörü gerekli ısıya ulaşıldığında 1 olacak ve G arc jeneratörü duracaktır. T termik sensörünün 0 konumundan 1 konumuna çıkışına kadar G arc jeneratörü devreye girip çıkacaktır. F. T termik sensörünün 1 olması ile birlikte V2 valfi 2 saniye çalışacaktır. Sonra duracak ve hemen arkasından 1 saniye M2 motoru çalışacaktır. V2 valfi ve M2 motoru arasındaki 2+1 saniyelik çalışma periyodik olarak devam edecektir. I. S2 seviye sensörü 0 konumuna düştüğünde V2 valfi dolayısıyla V2, M2 periyodik çalışması duracak. V1 valfi tank sıvı almaya başlayacak ve sistemin çalışması B maddesindeki işlem basamağına dönecektir. J. Tanktaki basınç tehlikeli değere yükselip P basınç sensörü 1 olduğunda alarm lambası birer saniye aralıkla yanarak ikaz verecek ve aynı anda V2 valfi devamlı açma yapacaktır. Bu durumda M2 motoru çalışmayacaktır. K. Tehlikeli durum ortadan kalkıp P basınç sensörü 0 konumuna geldiğinde alarm lambası ve V2 valfi normal çalışmalarına dönecektir. L. Yukarıdaki çalışma start butonu 0 olana kadar devam edecektir. Şimdi soruya baktığınız zaman soru sanal bir soru. Ak jeneratörü veya diğer şartlar biraz size sanal gelebilir. Normalde kimyasal bir tank veya buna benzer bir sistemdeki karşılaşacağınız problem bundan daha karmaşıktır. Daha komplekstir ama burada hani temel seviye PLC'ye başladığımız için kullanabileceğimiz komutlarla bu işi çözmek adına soru basitleştirilmiştir. Orada bir sürü maddeler yazıldı. Oradaki yazılan bir sürü maddeler şu anda sizin kafanız içerisinde dolanıyor. Ve o dolanan maddeler nereden başlasak, nasıl yapsak şeklinde bir sizde karışıklığa yol açmış olabilir. Bunu bir kere en temelinden madde madde gidelim. Madde madde gittikçe o maddenin bir önceki çalışmayı bozup bozmayacağına bakalım. Bu şekilde sorumuzu çözmeye başlayalım. Şimdi soran, ilk şeyi alayım mı ben senden? Veya şöyle söyleyeyim, ilk toparlamak adına soruyor. Burada bir kimyasal reaksiyon tankımız var. Tankın ilk etapta boş olduğunu düşünüyoruz. Yani aşağı seviye sensörü S2'de sıvı yok, yukarı seviye sensörü S1'de sıvı yok. Tankın içinde yüksek bir basınç yok, yani P sensörü sıfırda, tankın sıcaklığı yüksek bir değerde değil, yani T termostatı sıfırda. Bu şartlar altında çalışmaya başlattığımız zaman V1 valfi kazanımıza su doldurmaya başlıyor. Tabii su dolarken öncelikle ne oluyor? Önce S2 sensörüne su geliyor. S2 sensörü konum değiştiriyor. Daha sonra S2 sensöründen devam ediyor. S1 sensörüne geliyor. S1 sensörü ne yapıyor? 1 oluyor. Artık S1 sensörü de 1 olduktan sonra benim neyi durdurmam lazım? V1 valfini durdurmam lazım. Daha sonra işte bekleme var. M1'in devreye girmesi var, karıştırması var. Daha sonra aşağıdan ısıtmanın başlaması var. Daha sonra sıcaklığın belli bir noktaya geldikten sonra sırasıyla aşağıda V2 valfini doldurup bir durup bir yana M1 motorunun ileri hareket etmesi ve şey yapması var. Adını size getirip bir sonraki kutuyu doldurması var. Normalde demin de dediğim gibi bu kimyasal prosesler biraz daha karışıktır. Mesela burada bizim ısıtma işlemimiz neye bakıyor? Termostata bakıyor. Yani şöyle diyelim, mesela kaç derece diyelim? 40 santigrat derece mi bizim kazanımızın sıcaklığı? Tamam mı? 40 santigrat derecenin bura aşağısı, bura yukarısı
40 santigrat derecenin aşağısındayken ısıtıcı çıkar. 40'ın üstüne geldiğimizde ısıtıcı durur. Aşağısına düşer, yukarısına çıkar, aşağısına düşer. Dikkat ederseniz benim ısıtıcım şu nedir mesafe? Algılama zamanı. Yani kazanda o ara örneğin sıcaklık değişimi vardır ama işte o benim ısıtıcımın onu algılayıp veya devreden çıktıktan sonra ısıtıcının kazanın bir miktar daha ısısının devam etmesi mevcut rezistanstaki veya neyse sistemdeki. Şu şekilde örneğin ne diyelim 39,5 derece ile 40,5 derece arasında bir bant yapar bu. Girer çıkar girer çıkar. Normalde buna bir aç kapa kontrol deriz. Yani üstüne çıktığı zaman ısının keser, altına düştüğü zaman verilir. Dikkat ederseniz burada sistem nedir? Isıt soğut, ısıt soğut, ısıt soğut şeklindedir. Normalde bir kimyasal reaksiyon iş yapıyorsa adam buna şartlarla böyle gir çık aç kapa şeklinde değil de der ki örneğin 38 derece ile 42 santigrat derece arasında bir ısıtma yapacaksın. Ama gir çık şeklinde değil, işte 42'yi algılamadan önce devreden çıkar veya 38'e düşmeden önce devreye girer şeklinde. Daha sonra belki görürüz buna. PID kontrol dediğimiz, tamam mı? Kontrol sistemleri vardır. Yani aç kapa haricinde. İşte ısı yükseldiği zaman ısının yükselmesini belli bir bant aralığında tutmak için veya ısı düştüğü zaman işte ısının şeyini, sıcaklığını belli bir bant aralığında tutmak için bizim PID kontrolör işlemleri dediğimiz işlemler vardır. Bunlar biraz daha üst seviye kıyas programlamaya geçiyor. Onu burada yapamayacağımız için örneğin aç kapa cinsinden verdik. Veya kazanda alt seviye, üst seviye yerine buraya bir tane analog yüksek mesafe sensörü atılır, yükseklik mesafe sensörü atılır. Orada kazanın dolmasını ne olarak görürüm? Ben metre metre, santim santim görürüm. Yani alt seviye, üst seviye değil. Ama şu andaki bizim bilgimiz PLC'nin analog işlemleri için yeterli değil. Veya onu görmedim. O nedenle burada ne verdik? Alt seviye, üst seviye verdik. Veya normalde nedir? Fovanın veya kazanın, kutunun neyse dolması bunun bir ağırlığıyladır. Veya bunun bir hacmiyledir. Buraya bir tane benim akış ölçerim olur. Örneğin kaç litre dolacaktır bu? 3 litre mi dolacaktır? 3 litre olduğu zaman keser. Yani 2 saniyede kesmez de hani 2-1-2-1 dedik ya 2 saniyede kesmez de örneğin buradan 3 litre geçtiği zaman keser. Veya ağırlığa bakıyorsa aşağıda bir tane benim ağırlık sensörüm vardı. İşte der ki bu 3 kiloya geldiği zaman kesecek. Yani zamanla değildir. Demek istediğimi anlatabiliyor musun size? Örneğin hani 1 saniye gitti motorum ileri. 1 saniye gitmez. Burada benim bir tane konum sensörüm vardı. Altına kutu geldiği zaman veya dolacak kap geldiği zaman durur. 1 saniye gitmez. Kabı algılar ve durdurur. Daha sonra öbür taraf harekete geçer, doldurmaya başlar. Örneğin 3 litreye geldiği zaman veya 3 litreye geldiği zaman da keser. Ama bunlar nedir? Birer tane sensördür, birer PLC giriştir. Bizim elimizdeki CPU-222 kullanıyoruz. Giriş sayımız ona müsaade etmiyor. Demek istediğimi anladınız mı? Yani o nedenle problem biraz daha basitleştirilmiş. Basitleştirilirken de biraz gerçeğin dışına çıkmış olabilir burada. Ama bunu yapmamızdaki neden de şu anda PLC'yi temel seviye bilmemiz ve temel seviye bildiklerimizle de yapabileceklerimizin bu olmasıdır. Şimdi önce o I maddesi miydi sonra bir sürü madde vardı değil mi? I'ya kadar gitmişiz ama madde madde ilk baştan itibaren alalım. İlk madde ne diyor? Sıvının dolması diyor değil mi? Şimdi inputlarda ben ne vermişim? Start butonu vermişim. Stop butonu vermemişim. Öyle değil mi? O zaman start butonum kalacak. Start butonum kalıcı olduğu için yardımcı bir merkez röleyle sistemi enerjilendirmeme gerek yok. Direkt start butonunu kendisini kullanıyorum. Evet, direkt start kullandım. Start kullandıktan sonra ne diyorum? Diyorum ki V1 valfim dolsun ve V1 valfim kazanı doldurmaya başlasın. Evet, start'a bastım. Bakın gittim. V1 valfini çalıştırdım. Tamam mı? Ama ne diyorum?
Kazan boşsa V1 valfi devreye girsin ve kazan dolduğunda V1 valfi dursun. O zaman ben S1 ve S2 seviye sensörlerini burada şart olarak kullanacağım. Öyle değil mi? S1 ve S2 sensörlerini ben burada şart olarak kullanacağım. Hocam bu ne zaman duruyor? Üst seviyeye geldiğinde. Yani S1'e çarptığında. O zaman ben buraya S1'in bir tane kontağını koyayım. Açığını mı koyayım, kapalısını mı koyayım diye düşünecek olursak şu var. Kapalısını koyacağız. Niye? Normal şartlar altında kapalı olacak ki çalışsın. Kapalısını koydum. S1 bu ne? Yukarı söyledi mi? Yukarı seviye. Kapalısını koydum. Yani şu anda S1 seviyesine su çarpmamış veya sıvı çarpmamış. Sıvı çarpmadığı için kapalı. Kapalı olduğu için starta bastığımda startı ne yaptı? Kapadı. Kapalı V1 Wi-Fi çalıştı. Öyle değil mi? Evet. Güzel. İstediğim oldu. V1 Wi-Fi çalıştı. Su yükseldi. S1 seviyesine geldi. S1 seviyesine gelince S1 Wi-Fi şeyi düzeltiyorum. Sınır anahtarım veya sensörüm açtı. Açınca V1 Wi-Fi durdu. S1'i şunu düşünürsek. S1 buradaysa benim sıvım şu noktaya geldiğinde şey durdu. Wi-Fi'm durdu. Bu tarafı alabiliyor mu? Şimdi ne oldu? Bu seviyeye geldiğinde benim Wi-Fi'm durdu. Tamam, güzel. Kullanmaya başladık içerideki sıvıyı. İçerideki sıvıyı kullanırken sıvı S1'in altına düştü. Tamam mı? Sıvı S1'in altına düştüğü anda, S1 tekrar burayı kapadı mı? Kapadı diye V1 Wi-Fi devreye girdi mi? V1 Wi-Fi yine geldi, sıvıyı üst seviyeye yükseltti mi? Yükseltti. Dikkat ederseniz burada istediğim gibi bir çalışma yok. Ne oldu? Yine aşağıda S1 kapalı, sıvı yükseldi. S1'e çarptı, açtı. Boşaldı, kapadı, açtı. Bu arada gitti geldi su. Gördünüz mü? Üst seviye içerisinde veya civarında gitti geldi. Ben aşağıya kadar inmesini istiyorum sıvı. Evet. Aşağıya kadar inecek, evet. Ondan sonra tekrar. O zaman ben buraya bir de S2 şartını koymam lazım. Açığını mı koyacağız? S2'nin açığını koyarsak ne olur? Bak şimdi. Kazan boş. Kazan boş. Kapalı. Açık. V1 Wi-Fi kesinlikle devreye girmez. Kazan boş olduğunu düşünürsen bu açık. Tamam. Bunun kapalısını koyalım. O da olmayacak. Tamam mı? Şimdi kazan boş. Kapalı. Devreye girdi. V1 Wi-Fi. Şimdi V2. Şimdi bakalım V2 bura. Şunları üst seviyeleri silelim. Şimdi yeni duruma göre bakalım buna. Önce geldi aşağı seviyeye çarptı mı? Çarptı. Hocam aşağı seviyeye çarptı. Açtı. Durdu. Bu sefer de ne oldu biliyor musunuz? Aşağı seviyenin altına düştü, girdi, üstüne geldi, kaldı. Bu sefer aşağı seviye sensörünün civarında dolaştı su. O zaman ben aşağı seviyeyi ilk başta devreye girsin ama daha sonra dolarken elimine edeyim. Şimdi ne oldu? Start'a bastım. Start kapandı. Kapalı doldu. Burası açacak mı aşağı seviyeye geldiğinde sıvı? Açacak. Açtığı zaman ben durmasını istiyor muyum? Hayır. İstemiyorum. O zaman neyi çalıştırıyor bu? V1. V1'i onu mühürledim. Anlaşıldı mı? Tekrar kazan boş diye düşünüyorum. Kazanım boş. Kazanım boşken bastım startıma. Kapattım start butonunu. Şu da alt seviye. Yukarıda ve alt seviyede tabii doğal olarak boş olduğu için sıvı yok. Kapalı çalıştı. Aşağı seviyeye çarptı. S2 açtı. Ama V1'den ne oldu? S2 açtı ama V1'den bunun mühürlemesi var. Çalışmasını sürdürüyor. Sürdürürken nereye kadar sürdürdü? S1'e dolanan. S1'e çarptı. S1'e çarptığı anda da açacağım. Ne oldu? Burayı açtı. Enerjisiz kaldı ve mühürlemesini de çözdü. Bunu set resetli yapabilir miyiz? Yani şuraya devre parçasını şu şekilde yapalım. Set diyelim. V1
Reset diyelim. V1, bu 1'lik, bu 1'lik. Şu önlerine ben ne koymam lazım? Sıra. He? Hangi sensörü nereye koyacağız? S1'i resete koyacağız. Evet. S1 ne? Reset. Yukarı şey. Sınır anahtarı. Öyle değil mi? O zaman yukarısı reset yaptıracak. Şuraya S1. Aşağıda yoksa S2'de aşağı seviye sensörü aşağı çalışacak. Peki açık kontak mı kapalı kontak mı? Yukarıda kaçıyor. İkisinin açık olacak. İkisinin açık olacak. Tamam, ikisinin açık yapalım. Bu S2'yi tekrar yazayım. Bu alttı. Şu üst mü? Sıvı yok kazanda. Beyler kazanda sıvı yok. Kazanda sıvı yokken S2 kapalı olacak. Setlemez. Gevreye girmez. O zaman bunu kapalı yapalım. Evet, yukarıdaki kapalı olacak. Kapalı yaptığımızda, yukarıdakini kapalı yaptığımızda kazan boş, kapandı. Kapanınca set attı. Öyle değil mi? Kapanınca set attı. Set atınca dolmaya başladı. Doldu. Bura açık olduğu için set atmıyor. En son üst seviyeye geldi. Üst seviyede burayı ne yaptı? Kapadı. Kapatınca reset attı. Tamam mı? Şimdi kazanımda sıvı dolu. Çalışmasını sürdürüyorum. Açtı mı burası? Evet. Burası açtı mı? Açtı. Set atıyor mu? Atmıyor. Aşağıya geldik. Kazan dolu kapalı mı? Kapalı. Reset atıyor mu? Atıyor. Tamam, durdu. Sıvıyı bir miktar kullandım. Tamam mı? Sıvıyı bir miktar kullandım. Sıvı şu anda S2'yi görüyor, S1'i görmüyor. Tamam mı? Reset bitti. Reset gitti. Reset atmıyor. Ama bu açık olduğu için set de atmıyor. Sıvı seviyesi geldi. En son S2'nin de altına düştü, kapadı. Yine set attı. Evet, bu çalışma oluyor. Ama ne koymamız lazım bunların önüne? Start'ı koymamız lazım. Start şartı neyse benim. Tamam. Bu da bir diğer yöntem. Şimdi kazanımızı doldurduk mu? Doldurduk. Sorumuzun veya birinci kısmı kazanın dolmasıyla alakalı. Şu anda kazanı doldurduk. Ondan sonraki maddemiz ne? S1 sensörü 1 olduktan 3 saniye sonra M1 mikser motoru tankı karıştırmaya başlıyor. Tamam. Şimdi birinci maddeyi hallettik mi? Evet. Bakın madde gidiyoruz. İkinci maddemiz nedir? Kazan üste kadar dolacak. Üste kadar dolduğunda kazanın benim zaman sayacak. 3 saniye. 3 saniye. Ondan sonra M1 motoru. M1 çalışacak. Bakın burada ne var? Şartlardan biri yok. Suyun dolmuş olması veya sıvının dolmuş olması. Sıvının dolduğunu ben nereden anlıyorum? Yukarısı S1'in açık olmuyor. Evet, yine start'a basıyorum. Yani start'ı kullanıyorum. Kalıcı anahtarımda. Sonra yukarı seviye sensörüm neydi benim? S1'di. S1'i kullanıyorum. Ne diyorum? Start'ın varsa, kapanmışsa ve sıvım üst seviyeye kadar gelmişse, yani bu ara S1'in kapanmışsa gitmiyorum. Zaman bölgesini çalıştık. T37 gibi 10 zaman bölgesi kullanıyorum ve 3 saniye içinde 30'luk bir zaman çarpımı kullanıyorum. Tamam? 3 saniye say diyorum. 3 saniye bu arada ne olabilir? Bu 3 saniyelik gecikmede ne olabilir? 3 saniyelik gecikmede evet sıvı aşağıya inebilir. Şurada bir soru işareti bırakıyorum. Sıvı iniyor mu? Buna daha sonra dönüp bakacağız. Tamam mı? Belki bir merkez kullanacağım orada. Setleyeceğim merkezi. Demek istediğimi anladınız mı şu anda? O 3 saniyede sıvı S1'i kaybediyor olabilir. S1 sıvıyı kaybediyor olabilir. Altına düşüyor olabilir. Ona bakacağız. Tamam mı? Ne yapsın? T37 M1'i çalıştırsın. M1'i çalıştırsın. Tamam mı? M1'i karıştırmaya başlasın. Şimdi M1 ne zaman duracak? Orada öyle bir madde var mı? M1 motoru sıvı alt seviyeye düştüğünde duracak. Şimdi bu zaman şuraya
akademilerimiz iyice şey oldu. Sıvı altta duracak. Bakıyorum şimdi. Teot seriye bağlayayım. Teot seriye bağlı, espire bağlı. Öyle değil mi? Evet. Espire bağlı. Şimdi ne oldu? Alt seviyeye düştüğünde duracak diyorum ben. Bahriye espire geldi. 3 saniye saydı. 3 saniye kapadı, devreye girdi. Sıvı aşağıya düşmeye başladı. Sıvı aşağıya düşmeye başladı mı? Evet. Başladı. Espir kurtuldu mu? Kurtuldu. Espir kurtulursa. Teos üzeriye devre dışı kalacak mı? Kalacak. Burayı açacak mı? Açacak. İksel motoru duracak mı? Yani bir motoru duracak. O zaman olmuyor. Ben ne diyorum? M1 motoru çalışmaya başlasın. Ama ancak sıvı aşağı düştüğünde dursun. Peki. M1'i ben burada setlesem. Tamam mı? Ne oldu? Yukarı seviyeye geldi. 3 saniye saydı. 3 saniye sonunda T37 kontağını kapadı. Mikser bir motoru devreye girdi. Artık mikserin durması nereden bağımsız? T37'den veya onun da bağlı olduğu S1 üst seviyeden bağımsız hale getirildi. Tamam mı? Hocam sağ olun. Şimdi o zaman mikseri çalıştırdık mı? Çalıştırdık. Bir sonraki madde ne diyor? M1 mikser motoru çalıştıktan 2 saniye sonra G-ARC jeneratörü çalışacak, tamam. Ve tank ısıtmaya başlayacak. Ya şey çözüm ne yaptık? Sıvı alt seviyeye geldiği modeller çıkartmak. Bu kaçıncı maddeydi? Bu 4. Yok sıvı aşağı geldiğinde kaçıncı madde? O G hocam, o 3. madde. Aynı madde geçiriz. Tamam. O zaman tamam. O madde içindeyse ben daha var diye demiştim. O zaman mikser motorunu resetletelim biz. Mikser motorunu resetleme şartı neye bağlı? Alt seviye dediğiniz şey ne? S2'nin neyi? Açığı mı kapalısı mı? Açığı. S2 bakalım. Açığı mı diyorsunuz? Hayır, kapalısı. Ha, zaten S2. Bak şimdi. Sıvı S2'ye çarptı mı? Aşağı, S2 ne? Aşağı seviye. Aşağı seviyenin üstüne geldi mi? Geldi. Aşağı seviyenin üstüne geldiği zaman tam devreyi kapatır. Tamam. Anlaşıldı mı? Yani kazanda su varken bu motor reset yer devamlı. Anlaşıldı mı? Bu reseti. S2'nin aşını kullandım. S2'ye su çarptı mı? Çarptı. Kapadı mı kontağı S2? Kapadı. Su yukarı doğru devam ediyor. S2'ye çarptığı için, S2'nin kalıp değiştirdiği için reset basar. O zaman ben buna kapalısını koyayım. Heh. Hocam şu büyük satırda M1'i setledik ya. Onu tamam. Setlemek için de olsun dediği mühürlesek oraya da S2'nin açını koysak olmaz mı? Olur. O da bir yöntem. Olabilir. İstiyorsan biraz sonra da deneriz. Orada denediğimiz gibi. Şimdi ne oldu? Su kazan boş. Geldi doldu. Kazan dolu. Dolarken S2'yi açtı mı? Açtı. S2'yi açtığı için reset atabilir mi? Atamaz. Kazan boşaldı mı? Boşaldı. Normalde kapalı haline geldi mi aşağı seviye? Geldi. Reset atar mı? Evet, atar. Şimdi senin dediğini yapalım. Evet, sıvı altta durdurdum. Senin dediğin de yine buraya bir ek olarak alalım. Diyor ki, hocam diyor, T37'yi buraya koyalım. Gelsin bu. Mikser gibi çalıştırsın ama set değil. Tamam mı? Daha sonra T37 S1'le kurtulduk, sıfırlanmayacak mıydı? S1'den yani yukarı seviyeden düştüğünde. İyi, o zaman mikserim çıkmasın devreden. M1'i buraya koyayım ama çıkmaz. Peki diyor, bunu durdurmak için ne yapmam lazım diyor benim. Bunu durdurmak için de buraya diyor S2'nin kontağını koyayım. Şimdi S2 burada kapalı mı olacak, açık olacak? Ona bakalım. Açık koyarsan ne olur? Kapalı olmuş. Açık olmuş. Kapalı. Açık mı kapalı mı? Kapalı. Düşünelim. İki olasılık. İkisi için bir kafa yoralım bakalım. Bir dinle. Şimdi bu kısım çalışıyor. Tamam mı? Bu mikser motoru ne zaman devreye girecek? Kazan doluyken devreye girecek. Yani doluyken de evet. Eğer ben buraya normalde açığını koyarsam kazan doluyken bura kapayacaktır. Kapadığı için devrede kalacak. Anlaşıldı mı? Aşağıya düştü. Enerjisi kesildi. Aşağıya düştü. Tamam mı?
Alt seviyenin altına geldi su. Alt seviyenin altına geldi. Ben bunu normalde ne kullanmıştım? Açık. Açık. Normalde açık haline geri geldi mi? Geldi. Geldi. Normalde açık haline geri geldiği için. Açıldı mı burası? Evet. Açıldı. Zaten sıvı var diye kapanmıştı. Normalde açık da normalde kapalıyı karıştırmayın. Zaten kazan dolu diye bura kapanmıştı. Tamam. Seviyede aşağı sensörün altına düştüğünde normalde açık haline geri geldi. Tamam. Şimdi mikser motoruyla birlikte art ısıtıcısını devreye aldık. Öyle değil mi? Evet. Kaç saniye sonra? 2 saniye sonra. O zaman mikser bir devreye girsin. T38'i kullanalım bu sefer. Ton giyelim. Tamam mı? 20. 20'yi kullandık. T38'de K iyi çalıştı. 37 yaptı. T'yi düzeltiyorum. 38'de G'yi çalıştı. G'yi çalıştırsın. Şunları düzgün yazalım. Şimdi 2 saniye içerisinde G'nin devreye girmeye gibi olasılığı var mı? Ona bakalım. T38. Hani 2 saniye içerisinde mikser motoru duracak mı? Hayır. Kazanın aşağı seviyeye inmesi 2 saniyenin üstünde bir olay. Öyle değil mi? Kazan yukarıda, aşağıya inmesi 2 saniyenin üstünde. O nedenle 2 saniyenin üstünde olduğu için hani M1'in burayı açıp T38'in devre o 2 saniye içerisinde devre ışık alıp burayı açıp G'nin devreye girmemesi gibi bir lüksümüz yok. Zaten ısıtıcının kazan boşken devreye girmemesi lazım, öyle değil mi? Evet. Mikser motoru ne zaman duruyor? Mikser motoru kazan en altı düştüğünde duruyor. Mikser motoru kazan en aşağıya düşmesi kazanın boş olması demek. O zaman mikser 1 çalışmazsa, kazan boşsa yani generatör de çalışmasın. Anlaşıldı mı? Zaten generatör neydi? Kazan doluyken ısıtmaya başlaması lazım. Generatörde arkı kesmenin şeyi ne? Şartı ne? T'yi aldık. T termik sensörü gerekli ısıya ulaşıldığında 1 olacak ve G arc generatörü duracaktır. Tamam. O zaman buraya T'nin termik sensörümün kontağını koyacak. Açığını mı? Kapalısını. Kapalısını koyacak. Niye? Soğukken, kazan soğukken mikser motoru girsin, 2 saniye saysın, 38 kapasın, T kapası, ısıtıcı devreye girsin. Isı belli bir miktara geldiği zaman T buraya açsın, kazan soğumaya başlasın. Soğuduğu zaman tekrar kapasın, tekrar girsin. Yani girdi çıktı yapsın, az önce anlattığım gibi size. Tamam. Bir sonraki maddemiz ne? Hocam devam var. Evet. T termik sensörünü 0 konumundan 1 konumuna çıkışına kadar G alt generatörü devreye girip çıkacaktır. Tamam. Şu o. Yani soğudu kapadı, devreye girdi, ısındı açtı, durdu. Soğudu kapadı, devreye girdi, ısındı açtı, durdu. Evet. Hocam belli bir sıcaklık arası var mı? Şimdi soruda vermemişiz de 50-60 neyse artık. Bu şey... Büyük küçük eşitmede yapılmaz mı yani? Basit. Analog bir değer değil bu. Basit mi? Bak soru başında ben size ne dedim? Dedim ki kazan yüksekliğinin mesafe sensörüyle analog olarak ölçülür. Metre metre, santim santim. Sıcaklık hani dedim ya bir aralıklı S çizdirimler PID kontrolü. Orada adam sıcaklığa bakar. Tamam mı? Sıcaklığın orada o an 37, 38 yani derece derece ne olduğu önemlidir. Çünkü ona göre kontrollere bazı katsayılar gireriz. İşte tam hani böyle girdi çıktı yaptırmayız da işte tam ısındığı zaman işte yavaş soğutacak, soğuduğu zaman da hafif hafif ısınacak şekilde bir S çizdiririz. Bu S bizim PID kontrol dediğimiz. Kontrolde onun bir katsayıları vardır. Orada formüller vardır. Sıcaklık bana lazımdır. Tamam mı? Yani şunu diyebilirim. Sıcaklığı analog alsaydım ben burada. İşte deseydim ki sıcaklık 50'nin üstündeyse dur, 40'ın altındaysa çalış. Orada bir karşılaştırma kontağı alabilirim. Bu bir analog değerdir. Hani zaman ölçüsüne karşılaştırma yapıyorduk ya, neyine bakıyordum ben orada? Zaman ölçüsü 3, 5, 7, 10 sayısına bakıyordum. Ama burada ortada bir sayı yok. Yani dereceyi veren bir şey yok. 40 derece, 20 derece, hayır. Sadece geliyorum sizin ütülerin üstündeki termostat var ya, onun gibi ben ayarladım kardeşim veya fırınlardaki termostat gibi. Bunun üstüne çıktığında dursun, ütüler öyle yapmıyor mu? Çıt duruyor, öbür türlü çıt devreye giriyor. Oh. Oradan sadece bir kontak alıyorum. Analog değeri olmadığı için burada karşılaştırma yapamayız. Tamam mı? Sonra
F termik sensörünün 1 olması ile birlikte V2 var. F2 saniye çalışacak. Kazandaki sıcaklık belli bir noktaya geldiğinde kim çalışıyor? V2. V2 ne yapıyor? Boşaltıyor mu? Evet. Boşaltıyor. O zaman kendi kendi V2'yi çalıştıracağım. V2 neye bağlı? F2'ye. F'ye bağlı. F'nin açıyor mu kapalısı mı? Açıyor. Niye? Isındı kapadı. Öyle değil mi? Isındı kapadı. Boşaltıyor işte. 2 saniye. 2 saniye çalışacak. 2 saniye çalışacak. Ona geleceğiz. Şimdi kapalı çalıştı mı? Çalıştı. Çalıştırdım. Ama benden ne isteniyor? 2 saniye çalışmak. 2 saniye içerisinde çalışması isteniyor. Bir de şuna bakalım. Bir de şuna bakalım. Kazan boşken sıcaklık olabilir mi? Bak şimdi. Kazanım boştur. Sıcaklığı vardır, kapamıştır. Açar ama sıvı atmaz. Anlaşıldı mı dediğimi? Evet. Kazanım boştur. Ama ısı vardır kazanda o. Tamam mı? Bu nedir? Sıvı alt seviyeye gelmiştir. Kazanın en son sıvı terk etmiştir ama kazanın kendi sıcaklığı vardır. Daha termik röle veya termostat devreye girmemiştir. Veya devreden çıkmamıştır. Öyle söyleyelim. O zaman nedir V2 ile çalışma şartım benim? Bir diğer şartım, kazan boşsa mı çalışması? O zaman kazanın boş olmasını veren hangisi? Alt seviye değil mi? Evet. Alt seviye, yani S2. O zaman ben V2 ile S2'nin şartını koyacağım. S2'yi açık mı koyacağım, kapalı mı koyacağım? Açık. Açık koyacağız. Niye? Çünkü doğal mu durum kapalı. Bakın normalde açık. Tabii doğal mu kapalı. Aşağı inerse açsın. Açsın. Aşağı inerse açsın ki çalıştırmasın, tamam. Ama orada bir şey vardı, 2 saniye çalışacaktı bu. Öyle değil mi? Evet. O zaman 2 saniye sonra, 2 saniye sonra burada bir T kontağını açsın. Öyle değil mi? 2 saniye sonra bunu devre dışı versin. He. Hocam şurada T38'i M1'in açığı devreye alacak ya, M1'i biz resetlemiştik onun üstünde. Nerede resetledik? Hemen M1'i resetledik ya hocam. Nerede resetledik? Yok yok, mesafesi şeye bak, konuma bak. Alt seviyede resetledik. Anlaşıldı mı? Çalışsın. O çalışmasını bağlamıyor. Seyik açık oldu. Reset yok galiba. Tabii. Açık. Kazandı mı? Kazandı sıvı var. Kazandı sıvı varken bura açık mı? Kazandı sıvı. Normalde kapalı bu. Tamam mı? Karıştırdığınız nokta. Normalde kapalı. Kazanda sıvı olduğunda aşağı seviyeye sıvı geldiğinde bu açar mı? Açar. Açar. Reset atabilir mi? Atamaz. Kazanın boşaldı mı? Boşaldı. Kazanın boşaldığında, kazanın boşaldığında bura kapayacak mı? Kapayacak. Kapadığı zaman reset atacak mı? Açacak. Zaten kazanın boşaldığında dursun istiyor. Anlayabildin mi orayı? Bak, sıvı dolduğu anda açtı. Tamam. Açınca reset atamaz. Atmayacak. Kazanın boşaldı. Boşalınca burayı kapadı mı? Kapadı. Kapadınca reset attı mı? Kapayınca zaten. Yani sıvı boy yokken reset atsın. Benim boşaldığında reset atsın. İstediğim o. Şimdi. Yani boşken çalıştırma yapmayacak. M1 dönmeyecek. Tabii. İçeride boşken düşmüş. Boş kazandı, mikser çalışmasın diyorum. Dursun. Bak buraya eski nerede? Tam orada hocam. Sıvının altına düştüm, bu kapayacak mı? Kapayacak. Sıvının altına düştüm, bu kapayınca miksere reset atacak mı? Kapayacak. İşte hocam ama T38'den sonra alt satıra nasıl devre yaptı? Hocam ısıtıcıyla alakalı sordu ya. Isıtıcıyla alakalı sordu. Alt satın. Şurada mı? Aha. Ya sonuçta damar rölesi alacak onu. O damar rölesi kesileceği zaman o eski konuna geri dönmez mi yani? Hı, onu mu diyorsun? Bakalım. Mikser bir kapalı. O işte hocam resetle nasıl kapayacaksın? Neyi? Evet. Çalışırken kapayacak bak. Evet. Devreye girdi mi? Girdiği anda burayı kapadı mı? Evet. Kapadı. Kapadınca girdi mi devreye T38? Sahneye başladı mı? Sahneye başladı. Başladı mı? Bu ne? Isıtıcı mı benim? Evet. Isıtıcımın devreden çıkmasını istiyor muyum? Isıtıcımın devreden çıkmasını istiyor muyum? Isıtıcı ne zaman devreden çıkacak?
Ya termostat attığında çıkacak, evet çıksın. Veya T38 buraya açtığında çıkacak. Dönüyorum şimdi. T38 orayı ne zaman açar? T38 orayı mikser motoru devreden çıktığında açar. Öyle değil mi? Mikser motoru ne zaman devreden çıkar? Kazan boşaldığında devreden çıkar. Bak şimdi. Isıcı ne zaman çıkacak devrede? Ya termostat açacak? Evet. Ya da zaman verirse açacak. Şu termostat tamam. İstediğim gibi gir çık yapacak devreye. Dönüyorum şeye, bakıyorum. T38 şartına baktığında T38'in açması lazım. T38 ne zaman açma yapacak? Bakıyorum, mikser bir devreden çıkınca açma yapacak. Öyle değil mi? Mikser bir ne zaman devreden çıkacak? Mikser bir de devreden alırsan getirip boşaldığı zaman çıkacak. Boşaldığı zaman zaten benim generatörüm devreye girmesin. Anlatabiliyor musun? Şimdi onun ara kablosu şurada bir yerdeydi. Şu açın aşağıda olabilir. Uzun bir ara kablo var aşağıda. Tamam mı? Şimdi döndük buna tekrar. Yukarıda orada. Tamam. Buna tekrar geldik. Şimdi termostatım sıcak geldi. Termostat burayı kapadığında V2 devreye girecek. Ama ne zaman çıkacak V2? 2 saniye sonra devreden çıkacak. Tamam mı? Onu 2 saniye sonra bir zaman verirse devreden çıkacak. Ondan sonra ne var? 1 saniye M1 çalışacak. Öyle değil mi? O zaman ben burada bir karşılaştırma kontağı kullanayım. Tamam. Burada bir karşılaştırma kontağı kullanayım. 2 saniyesini neye vereyim karşılaştırma kontağına? V2'ye vereyim. 1 saniyesini M2'ye vereyim. Aşağı motora vereyim. O zaman şöyle yapalım. Zaman öylesini çekeceğiz. Evet. O zaman diyelim ki S2 varsa, yani kazanlı su varsa, tamam mı? Termostatla devreye girdiyse T38'i kullandık. T39 gibi ton zaman versin. Kullansın. Karşılaştırma kontağı kullanacağım için bana zaman değeri çok da önemli değil. Ne yapsın? T39'u 0 ile 2 saniye aralığında V1'i çalıştırsın. T39'u neyle karşılaştıracağım? 0 2 saniyeyi nasıl veririm ben? 0 ile pardon 2. Yani nasıl veririm? Baksana herkes buraya. Karşılaştırma kontağıyla iş yapacağım. Karşılaştırma kontağıyla iş yaparken diyorum ki 0-2 saniye aralığını ben karşılaştırma kontağına nasıl verdirdim? 0 büyüktür. T39'un 0'dan büyüktür. Bunu alalım yine. Tamam, küçük edeyim. Bunu böyle alıyoruz. 20 ile böyle alıyorduk. Yani T39 T39'un 20'den küçük olduğu yerlerde çalış. Öyle değil mi? T39'un 20'den küçük olduğu yerlerde çalışacak. Şimdi 21 olduğu zaman duracak. Evet, durması istiyorum ama 0 şartı da bunu sağlıyor mu? Yani T39 hiç çalışmazken, hiç devrede değilken, sıfırken bu şart sağlanıyor mu? Doğru. Sağlanıyor. O zaman V1 faaliyeti istemediğim zaman da girecek devreye. V2 hocam. V2 değil mi? Güzel diyorum, haklısınız. V2 faaliyeti. V2 faaliyeti istemediğim zaman da devreye girecek. Tamam. Evet. Sıkıntıyı herkes anladı mı? T39'un 20'den küçük olduğu şartla tamam girer devreye ama T39 devreye girmemişse, yani sıfırsa, Karşılaştırma kontağı işleyeceği için hiç çalışmadı. Yani daha proses buraya gelmedi, öyle söyleyeyim. Daha işlemler buraya gelmedi. Direkt ama T39 0 0'la bu şartı sağlıyor, devreye girdi.
O zaman ben buraya bir şart daha koymam lazım. Bunun devreye istemediğim zaman girmemesi için T şartını buraya da getirdim, koydum. Bu nedir? Zaman öresi istediği kadar saysın, küçük olsun, düzeltiyorum. Karşılaşma kontağı istediği kadar çalışsın. Isı şartını yoksa B2 devreye girmez. Tamam. Şimdi gelelim. 2 ile 3. saniye aralıklarına. Yani neyi çalıştıracağım orada da ben? M2'yi çalıştıracağım. Bu ne olacak? 20-30 aralığında çalışacağım. O zaman buraya öyle şartlar yazacağım ki 20 ile 30 aralığında bu M2 motoru çalışsın. 20'den büyük. T39 büyük integer. 20 küçük integer. T39 silelim şurayı. Küçük integer. Kaç? 30. Bakıyorum. Bu döngü bir kez çalışır. Veya bu işlem bir kez çalışır. Niye? Çünkü sayıcı alacak, büyüyecek. Öyle değil mi? Sen bir kere 20'yi göreceksin, bir kere 30'u göreceksin. O zaman sayıcının da kendi kendine, düzeltiyorum, zamanlayıcının, zaman bölgesinin de veya zamanlama elemanında kendi kendine reset atması lazım. Öyle değil mi? Eğer ben az önce burayı boş bırakmıştım ya, T39'u 30 yazsam ve şuraya kendi kapalısını koysam. Bakın ne oldu? 30'a geldi mi? 30'a gelince kontağını açtı mı? Açınca enerjisiz kaldı mı? Kaldı. Enerjisiz kalınca. Zamanı sıfırladı mı? Sıfırlayınca kontağı tekrar koydum buraya. Kapadı mı? Kapayınca tekrar saniye başladı mı? Başladı. O zaman zaman ölen 30'a geldiğinde kendisine reset attığına göre şu 30'dan küçük şartını buraya artık koymasam da olur. Niye? Zaten o zaman büyüklere gitmeyecekse hiçbir zaman. Tamam. O zaman getirdi şu şekilde. Yani 20'den küçük olduğu zaman B2'yi 20'den büyük olduğu zaman M2'yi çalıştır. Zaten 30'a geldiğinde de kendine reset atıyorsun. Hocam buraya T şartını koymaya gerek var mı? Yok. Zaman bölgesi sıfırdayken bu şart sağlanmıyor. Tamam. Bu arayı da yaptık mı? Yaptık. Başka? Ses seviye sensörü sıfır konumuna düştüğünde V2 valfi dolayısıyla V2 M2 periyodik çalışması duracak. Tamam, şu duracak. Bu durduğu için zaman ölçüsü aşağı sistemi durduracak. Devam et. V1 valfi tanka sıvı almaya başlayacak ve sistemin çalışması B maddesinin işlem basamağına dönecek. Evet. Yine başa döneceğiz. Çünkü çalışması bunun neye bağlı? Sıvılara bağlı. Sıvı aşağıya boşaltırsa sıvılar boşaldığı için buradaki çalışma şartı tekrarlanacak. Tanktaki basınç tehlikeli değere yükselip P basınç sensörü 1 olduğunda alarmlanması birer saniye aralıklarla yanarak ikaz verecek ve aynı anda V2 valfi devamlı açma yapacaktır. Şimdi P değil mi? Evet. P neyi çalıştıracak? Alarm. Basınç sensörü. Alarm çalıştıracak ve V2'yi çalıştıracak. Şuraya geldim, bir tane P kontağını aşağı koyalım. Yazılımımız biraz daha aşağı olsun diye. Şurada sileyim. Şuraya bir tane P koyarsam, karıştırmayın, P kontağı değil. Pozitif kenar kontağı değil. Yani P olarak göstermiş olduğum basınç şarjları veya basınç anahtarı. Basınç arttığı zaman V2'yi devreye alacak mı? Evet. V2'yi devreye alacak mı? Alacak. Bir de onun haricinde benim size şu anda anlatmadığım şeyim var. Özel hafıza bitlerim var. SM0.5 diye. Onu göstereceğiz. O kısmını kısaca geçeceğim. Yine P basınç anahtarı devreye girdiğinde SM0.5 ayarını devreye alsın. Kısaca deneyelim. Bizim piyasamızda bazı özel şeyler var, kontaklar var. SM0.0, SM0.1, SM0.5, SM0.4 gibi. Bunlar bazı özel işlemleri yaptırıyor benim piyasamda.
SM 0.5 1 saniyelik flaşördür. Yani yarım saniye yanar, yarım saniye söner. Mesela SM 0.0 ilk döngüde kapatır veya düzeltiyorum, bütün döngülerde kapatır. 0.1 ilk döngüde kapatır. Buna benzer özel işlemler vardır. Onları daha sonra göreceğiniz için şu alt kısmına şu an için kafanızı takmayın. Onu detaylıca anlatacağız. Şimdi tahtaya bir bakın bakayım. Aklınıza yatmayan bir kısım var mı burada? Tamam. Tamam, teşekkürler beyler.